Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere kıymalı, nefis bir kabak yemeği tarifiyle geldim. Hem çok lezzetli oluyor hem de yapımı çok pratik. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Ben tarifimde 4 tane kabak kullanacağım. Sizler miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Öncelikle kabaklarımızı yıkadıktan sonra baş kısmını keselim ve bir kazıcı yardımıyla dış kabuklarını bu şekilde kazıyalım. Sonrasında kabakları tekrar yıkayalım ve ortadan ikiye kesip çok fazla ince olmayacak şekilde orta kalınlıkta doğrayalım. Eğer çok ince olursa kabaklar eriyebilir pişme esnasında. O yüzden biraz iri doğramaya özen gösterelim. Kabakların hepsini doğradım. Geniş bir kabın içerisine aldım ve hemen yemeğimin yapımına geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı ayçiçek yağını alıyorum. Dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine 250 grama yakın kıyma ekledim ve kıymamı 2-3 dakika kavuruyorum. Kıyma miktarını daha az da koyabilirsiniz. Kavrulan kıymanın üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 3 tane doğranmış yeşil biber ve 1 tane doğranmış kapya biberi de ekleyelim ve kıyma ile birlikte kavuralım. Yaklaşık 2-3 dakikada biberle soğanı kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı da birkaç dakika kavuruyorum. üzerine doğramış olduğumuz kabaklarımızı şimdi ekliyoruz. Kabağı ekledikten sonra iyice karıştıralım. Bütün malzeme birbirine karışsın. Kabakların üzerine kabuklarını soyup doğramış olduğum 3 tane domatesi ekliyorum. Üzerine biraz tuz ekliyorum. Ben bir tatlı kaşığı dolusu kullandım. Sizler damak zevkinize göre ekleyin lütfen. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kadar pul biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekledim. Dediğim gibi miktarları damak zevkinize göre lütfen ekleyin. Tekrar karıştırıyorum ve ocağın altını biraz kısacağım. Kısık ateşte kabağı kavuracağım. Çok yüksek ateşte kavurmayın lütfen. Kabak çünkü çok çabuk pişip yumuşayıp dağılabilen bir sebze. O yüzden kısık ateşte 15-20 dakika ara ara karıştırarak kavuracağız dediğim gibi çok fazla karıştırırken ezmemeye, hırpalamamaya özen gösterin. Böyle hafif hareketlerle ara ara karıştırarak yaklaşık dediğim gibi 15-20 dakika kavuralım. Zaten belli bir süreden sonra domates sulanmaya başlıyor. Ama ben bir su bardağı daha kaynar su ekleyeceğim. Biraz daha hafif sulu olmasını istiyorum. Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı kaynar su ekledim ve yine şöyle hafif karıştırıp kapağını kapatıyorum. 10 dakika daha pişireceğim ve ocağın altını kapatacağım. 10 dakika sonra hemen şöyle bakıyorum yemeğime. Gayet güzel bir şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi kabaklarda kesinlikle dağılmadı. Şimdi kapağını kapatıp yemeğimizi 15-20 dakika dinlendirelim. Yemeğim dinlendi. Hemen servis tabağına alıyorum. Benim en sevdiğim sebze yemeklerinden birisi. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Daha sulu seviyorsanız su miktarını çoğaltabilirsiniz. Ama içinde domates de olduğu için bir su bardağı su yeterli geliyor. Bu arada kullandığım su bardağı ölçümde 250 milim büyük su bardaklarından. Evet yemeğimi servis tabağına aldıktan sonra üzerine ben biraz maydanoz serpiştirdim. Evinizde varsa dereotu da çok yakışıyor. Ben olmadığı için maalesef maydanoz serptim. Ama dereotuyla da muhteşem olacaktır. Yemeğimizin son halde bu şekilde. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Evet, hemen yemeğimi şöyle yakından kıvamında gösterdikten sonra artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve destek için yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok sebze yemekleri, fırın yemekleri ve birbirinden güzel çorba tarifleri için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.